Para para para, varlığı bir dert, yokluğu yara. Aha, pahalı pahalı, her şey ateş pahası abi. Araba alacağız dedik, biz var ya o arabayı ahanda alırız yani, gerçekten alırız. Bu arada laf arasında sesi de senkronize etmiş olduk. Abi pahalı, vallahi pahalı. Araba alma hayalini ikinci bir emre kadar davet ediyorum. Araba falan yok, alamıyoruz. Yayında baktık işte abi, çok pahalı ya. Harbiden baya baya pahalı. Ama işte gene de bir hayal ya, ne diyelim. Kapıları ben bir kapatayım. Ayna gene öyle ya. Ay aynasına sokuyum abi. Bu ayna niye böyle ya? Neyse, gene aynayı biz gerdirdik arkadaşlar. Bir önceki bölüm zaten arkadaşım bir tanesi yazmış. Abi demiş, sahibinde ne ilana koy otobüsü. İşte gerdirmeli Mercedes. Öyle abi, yani değişen boya yok bu otobüste. Bak biz bu aynayı değiştirebiliriz ama değiştirmiyoruz. Sonra abi diyecekler ki değişen var diyecekler. Onun için biz de abi ayna yamuluyor böyle. Asılıyoruz oradan. Gerdiriyoruz kendimize doğru. Orijinal ayna abi. Olay budur. Arka kapıları bir kapatayım ben. Tek ön kapı açık kalsın. Bir önceki bölüm buraya geldik. Arkaya da araba gelmiş bu arada. Kalk yaz abi. Şimdi tabelada Varsevo yazıyor gördüğünüz üzere. Şu an Varsevo'dayız. Bunu değiştireceğiz. Tabelamızı yazalım abi şu şekilde. Evet, bakın kolyataj oldu. Yolcular da geldi, biniyor. Binin abi, toplanalım ve yola çıkalım. Saat zaten geldi geçiyor. OMS 2 sevilmiş. Hatta kapı açık kalsın da bir marş yapalım ya, dur. Hadi bakalım bir marş yapalım. Motor sesini hep birlikte dinleyelim. Haydi bismillah. Evet, güzel bir şekilde çalıştırdık abi. Kapımızı kapatıp yola çıkalım. Ya bir önceki bölüm sordum işte, ses yüzünden işte kendinizi otobüste gibi hissettiniz mi diye. Abi bırak otobüste gibi hissetmeyi, adamlar otobüsün içindeki mazot kokusunu bile almış ya. Biri demiş ki abi, demiş kusasım geldi demiş ya, o derece gerçekçi hissetmiş. Size normal bir kitlem olmadığını daha önce de söylemiştim. Evet, D'ye verdim abi, imdat zaten salık galiba, yine de ben çekip bir daha salacağım. Efsane ya. Şunun verdiği mutluluğu veremeyen insanlar var. Haydi bismillah. Burası dar bir dönüş. Ablacığım geç hadi. Ne rahatlık bu ya? Bu ne rahatlık ya? Hayatta da böyle rahat olmak istiyorum ama sıkıntı ezilebilirdi. Fazla da rahat olmamak lazım. Aynadan körü izleyin. Efsane geliyor. Araba fiyatlarına baktık. Dün yayına gelenler bilir. Hala abi Instagram'dan veya YouTube'dan canlı yayın yap diyenler var. Yapıyoruz. Ama haberiniz yok. Kanal bildirimleri açmayı unutmayın. Yayınlardan haberdar olursunuz. Dün hatta 3 tane yayın yaptım. Yani iyice bokunu çıkarttım artık. Saniye başı yayına girdik. O yüzden dolayı bildirimleri açın. Güzel oluyor abi yayında. Araba fiyatlarına falan baktık işte. Az önce bir daha baktım ben. Ve moralim bozuldu. Halbuki enerjim çok yüksekti. Biraz böyle gene 1 saat falan bir araba fiyatlarına baktık. Gene abi hayattan soğudum. Ya çok pahalı abi. Gerçekten çok pahalı. Hani mümkün değil yani, hayata yeni adım atacak birinin araba alması mümkün değil. Baktığımız şeyler fazla böyle lüks arabalar da değil. Bu arada sıfır döndük galiba oraya. Sağ tarafı kurtaracağız diye. Yani fiyat fiyoruna bakıyoruz. Böyle temizleri falan sorunsuz istiyorsan 100 bin liraya kadar çıkıyor. Yani o da imkansız abi. Yani öyle bir para yok. Yıllarca çalış sen 100 milyara fiyat fiyorunu al. Gerçekten tuhaf. Yani böyle gitmemesi lazım. Böyle giderse baya baya sıkıntı abi. Azıcık indireyim. Bütün kapıları da açtık. Şöyle kalsın. Arkadakileri indi abi. Kapat. Önü de kapat. Bir önceki bölüm geldiğimiz hattın dönüşünü yapıyoruz. Yani karşıdan gelmiştik bir önceki bölüm. Bugün ise dönüş yolundayız. OMS 2 sevilmiş. Video beğenilerinden bunu anlıyorum. Devamı gelmesi için abi bu videoyu da beğenebilirsiniz. Abi manyak oynuyor. Vitesle niye oynamıyorsun diyenler olmuş. Araba otomatik abi. Nasıl vitesle oynayayım? Bak burada DNR var. Yani manuel bir araç değil. Onun için vitesin tabii ki burada hiçbir etkisi yok gördüğünüz üzere. Rahat oluyor böyle de. Hani gerek yok. Debriyajla falan da uğraşmıyoruz. Lisansı yok otobüsün yazanlar olmuş. Lisanslı bir otobüs değil. Zaten bu bir DLC dediğim gibi. Böyle lisanssız bir otobüs. Ha, pek gerekli mi? Bence değil. Zaten gerçekçi bir şekilde hani yapan arkadaş oyunu aktarmış. Aynı gerçekteki gibi bir hissiyat var burada. İncek var mı lan burada? Yok. Yani sanki bir var gibi hissettim de inecek de yok, binecek de yok. Yapıştır abi. Bizim
Selami, o da ona selam verdim. Evet, maskeleri kaldıralım. Gerçi herkesin şeyi kalkık ya, maskesi kalkık. Araç içinde sosyal mesafeyi de koruyalım. Bunlar önemli şeyler. Bak, maskesiz arkadaş gene biniyor. Abi sen niye maske takmıyorsun? Korona sana işlemiyor mu ya? Bu ne rahatlıktır ya? Abicim bineceğin el kaldır a**oyim. Ne, ben müneccim miyim lan? Allah Allah. Bak orada bekliyor abi. Azıcık yer alsam binecek yani. O kadar iyi biliyorum ki. Alayım göstereyim bak. Binecek o normalde. Ama binmeyecek gibi davranıyor. Yani böyle istemem de yan cebime koy misali. Yo, binmiyor lan. A**tır, binmiyor oğlum. Binecek mi kanka? Ya naz yapıyor diyecektim de cidden. Bak binecek. Binecek, gördün mü? Binecek. Biliyorum. Naz yapıyor abi. İlla böyle arabayı önüne kadar çekeceksin yani. Biliyorum abi. Kaç yıldır oynuyoruz ya. Bir an dedim olduk dedim de dur sol sinyal. Ha, bak biliyorum binecek ama naz yapıyor. Ayağına kadar götüreceksin arabayı. Benim yolcusu böyle. Gözlük abi, kaç yıldır şuradayız ya. Neyse duracağım zaten, sana söylemeyeceğim. Şurada yolcu indireceğim. İleride durdum, birazcık sol aynaya da baktım, fark ettiğiniz üzere hani şey olmasın abi, körük arkada kalıp yolu kapatmasın diye. Ya yolcular yürüyor birazcık, onlar da yürüsün. Arkadaki arabadan küfür yiyeceğime bunlar yürüsün abi. Şu otobüsü de bir yıka diyen arkadaşlar vardı abi, bu benim görevim değil yani, bunu Burak'taki yıkamacıların yıkaması lazım, onlara sövün, benlik bir olay yok, bana veriyorlar, ben sürüyorum, ben şoförüm abi. Arabayı yıkamak benim görevim değil. Evet, ışığı bekliyoruz, umarım bugün gönlü olur ve yanar. Yaya kırmızı yandı abi, şimdi bize yeşil yanacağını ümit ediyorum. Ümit etmeye gerek yok, öyle olması lazım. Yan abi, artık yandı, teşekkürler.
Bak ışık yeşil yansa bile hani geçiş hakkı bende ama yine de alışkanlık olmuş. Dönerken sağ tarafa bakıyorum biri geliyor mu diye. Ya bu da Türkiye'den bir alışkanlıktır. Özellikle benim yaşadığım yerden hani kırmızı ışık falan fazla s**tmediği için bazıları. Yeşil bana yansa bile ben gene de bakıyorum sağa sola. Böyle de bir alışkanlığım var. Ya, güzel bir alışkanlık. Çok sefer böyle hayatımı kurtarmıştır. Kaza yapmaktan kurtulmuşumdur yani o alışkanlık sayesinde. Ya, siz de öyle bir alışkanlık edin çünkü kırmızı ışığı hani bizim ülkede pek de s**tleyen yok maalesef. Öyle bir olay var. Mesela şu an benim yaptığım gibi. Güzel indik ya. Oradaki inişle zaten seviyorum ben. Güzel, keyifli ve iniş var orada. Değil mi chat? Chat. Oha chat yok. Vay be. Chat yok ulan. Yayın yapmaya o kadar alıştım ki böyle. Artık her yerde hani gerçek hayatta bile bazı yerlerde chat arayabiliyorum. Böyle mutfaktayım abi. Çay mı içsem, kahve mi içsem bir anda şey soruyorum. Ne içeyim? Chat falan. Lan bakıyorum sağa sola. Kimse yok. Yayıncılığında böyle bir dezavantajı var galiba. Evet, Steam'den yazan arkadaşa selamlar. Geldik sayılır. 3 durak sonra son durağa varacağız. Biraz hızlandım ya, neden böyle oldu bilmiyorum. Son servise giden otobüs gibi olduk aynı. Son gaz, son vites. Amma bu oldu otobüs ya, şanzıman var ya. O harbiden apı yuttu ama düzeltti abi. Kaldırıma çeken hala saygısız herif burada bak, görüyorsunuz. Allah onun belasını versin ya. Vallahi iyi geldik. Hızlı bir dönüş yaptık 57 hattından. Güzel de gidiyor abi. Ulan şu körüğün var ya, arkadan gelmesi kadar tatlı bir şey olamaz ya. Harbi çok zevk alıyorum şu OMS2'den. Manyak oyun.
Ön kapıyı niye açtık lan, dur. Ön kapıya gerek yok. Evet, tatlı bitirdik. Önümüze de liste keşke böyle gelmeseydi. Durunca gelseydi. Ama sıkıntı yok. Ben şöyle çekeyim abi. Durağa yanaşmayalım. Şuradaki yolcuları salalım. Onlar insin. Tesi boşal. İmdatı çek abi. Tüm kapıları açıyoruz tabii ki. Son durak. Başladığımız yere geri döndük gördüğünüz üzere. Olay budur ya. Hızlı bir yolculuk oldu. Umarım siz de kendinizi otobüste gibi hissetmişsinizdir. Ki hissediyorsunuz. Ortamın kokusunu alan bile var. O yüzden dolayı sıkıntı yok. Devamı için kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın abi. 3000 like'ı geçtiği zaman anlıyorum ki hani oyun seviliyor ve devamının gelmesi gerekiyor. 3000 like benim için bir sınır açıkçası şu anda. O yüzden dolayı 3000 like'ı geçerse OMS 2'ye yine devam edeceğiz. Evet dostlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Canlı yayınları kaçırmayın abi. Manyak eğleniyoruz. Elimizde çok manyak bir chat var. Ben varım. Daha ne olsun yani. Ortalık böyle ateşle barut gibi oluyor. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İmdatsız kalmayın. Oh yeah. Come on everybody.